Herkese merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz kılıç çiçeğimi yaklaşık 3-4 aydan beri bakım yapıyordum ve en sonunda köklendirip sürgün çıkartmasını sağladık. Bakın şurada görüyor musunuz? Bakın buradan kılıç çiçeğimiz sürgününü verecek. Yine şuradan yine sürgününü verecek. Bakın bakalım nasıl bir uygulama yapmışım, neler yapmışım. Hep birlikte izleyelim. Evet, bayağı da büyük. Kesinlikle dik bir şekilde durmuyor bulunduğu yerde. Ben bunu kasabımda gördüm. Mahvolmuştu. Eve getirdim. Bakalım deneyeceğiz. Olursa olur. Bu muhtemelen soğukta kaldığı için böyle olmuş. Deneyeceğiz. Bakalım köklerini sonraki halini de size göstereceğim. Şunu da evet. Yani en son çürümenin olduğu yerden keserek şöyle şuralardan kök yapmasını sağlayacağım. Şu büyük olanları şu şekilde alacağım. Diğer kalanları da şunlar mesela. Şu hani gitmiş yani. Şu aralarından kurtarabildiklerimi. Yani bu aralardan kurtarabildiğimi kesip kesip yapraklarını kesip çoğaltmaya çalışacağım. Şöyle yapalım. Şundan bakın şunu şu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar şu anda bu kılıç çiçeklerimizin uç kısımlarını ben kuruttum kestikten sonra. Yaralarının kapanmasını bekledim. Ve sonra bu çiçeğimizin bir kısmını böyle daha sağlam olanlarını, daha böyle dik durabilenlerini toprağa alacağım. Diğerlerini ise suda köklendireceğim. Hangisi bakalım daha iyi sonuç verecek? Bunu da sizinle paylaşacağım. Böyle daha kendini bırakanları su çekmesi için suyun içerisine bırakıp köklendirmeyi düşünüyorum. Daha böyle sağlam olanları da toprağa alarak köklendirmeyi düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Ve arkadaşlar ben sonucunu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Şu anda gördüğünüz bu çiçekler suda daha iyi köklendi. Suya aldıklarım suyun içerisine koyduklarım daha kötüydü. Toprağa aldıklarım daha iyiydi. Hatta durumu daha iyiydi. Gerçi genel olarak kötüydü. Hani ölmek üzereydi gördünüz siz de. Ama buna rağmen toprağa aldıklarımda çürüme oldu. Üstelik de sulamadım. Hani ilk etapta sulamadım. Uçlarını da kuruttum. Buna rağmen toprağa aldıklarımda bir kuruma oldu. Ama suya aldıklarım güzelce bir köklendi. Ve köklendikten sonra ben toprağa aldım. Ve sürgünlerini de çıkarmaya başladı. Benim size tavsiyem arkadaşlar canlı sağlam bir eğer çiçeğinizden yaprak kesip çoğaltacaksanız bunu toprağa direkt dikerek yaparsanız da güzel köklenebilir. Ama eğer benim yaptığım gibi benim çiçeğim gibi çok kötü bir durumdaki olan bir çiçekle yapacaksanız bunu mutlaka suda köklendirerek yapın. Toprakta kesinlikle kendine gelemiyor. Denedim, toprağa aldıklarımı kaybettim ama suya aldıklarım gerçekten güzelce canlandı. Hatta başta gösterdim size. Sürgünlerini de verdi. Şu anda gayet güzel çiçek olma yolunda ilerliyor. Evet, köklendirdiğim kılıç çiçeğimi şimdi toprağa saksıya alıyorum ve saksıma güzelce
Kılıç çiçeklerimi yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine toprak ekliyorum. Bu şekilde sürgününü de çıkartmasını bekleyeceğim. Sizler de kılıç çiçeklerinizi bu şekilde çoğaltabilir ve yeniden üretebilirsiniz arkadaşlar. Bu çiçeklerimiz çok suyu seven çiçekler değil arkadaşlar. Toprağa her zaman kuruya yakın bir nemlilik olmalı. Yani menekşe toprağı mesela daha ıslak ıslak toprağı severken bu biraz daha kuruya yakın toprağı sever arkadaşlar. Hani su vermeseniz bile uzunca bir süre bir şey olmaz. O şekilde seviyorlar. Kuruya yakın bir toprak olacak. Daha iyi oluyor. Evet, 1 metre olduğu zaman arkadaşlar çiçeğin sahibinin ev sahibi olacağına inanılıyor bu kılıç çiçeklerimizin. Bir de kılıç çiçeğinin çiçek açıyor ve çok da güzel bir kokusu oluyor bunun. Hani eğer olursa görürsem sizlerle paylaşırım. Aydınlık bir yerde dursun. Bütün çiçekler gibi direkt güneş ışığı almayı sevmiyorlar. Perdeden süzülen gelen ışığı seviyorlar. O şekilde daha güzel gelişiyorlar. Dona hiç dayanıklı değiller. Bu çiçeğimizi mümkün olduğunca 10 derecenin üzerinde bir ortamda durduracağız ve o şekilde bakımlarını yapacağız. Kötüleşirse de benim çoğalttığım gibi arkadaşlar çoğaltma yapabiliriz.